Şimdi İzel yıllarca müzik piyasasında 5-6 yıl yoktu. Ve birden, yani hepiniz biliyorsunuz, işte kısa saçlı sahilde bir video çekti. Ben bilmiyorum. Öyle mi? Vallahi kısa saç fotoğraf görmüyor. Var mı o video arkadaşlar elinizde? Bir gösterelim. Ya varsa bile onu... Göstermeyelim. Neyse göstermeyelim. Doğru söylüyor. Neticede şöyle, o günden beri şöyle aklımda. Çok iyi görünmüyor İzel orada ve yani bir bunalım geçirmiş olduğu da belli. Ben size yayın çıkışı gösteririm onu. Sonra öğrendik ki İzel bir süre işte yapımcısıyla, Polat Yağcı'yla sorunlar yaşamış. Kendisi röportajlarından söylüyorum ve yeni albüm yapamamış 5-6 yıl boyunca. Böyle söyledi geri döndüğünde. Sonra da döndükten sonra şarkılarının yeterince öne çıkarılmadığını, kendisi bir ambargo uygulandığını iddia etti. Çok gündemde yer almadı ama ben sizi çok sevdiğim gibi İzel'i de çok seviyorum ve takip ediyorum. Benim için, tabii benim yaşım 37. Yani bugünün Edis Aleyna Tilkisi bugünün gençleri için neyse Çelik, İzel de benim için ve benim için hala öyle. Yani Edis Aleyna geldiğinde de çok sevineceğim ama sizi ağırlamak benim için bizim başka için bir şey. Çok keyifli. Sağ olun. Dolayısıyla onu da çok seviyorum. Ve şu paylaşımı gördüm. Önce Michael Kucu'nun bir yazısını paylaştı. Onu bir verebilir miyiz ekrana? Ben de hemen notlarımın içinden bulayım uzaktan okumamak için. O paylaşım gelmişken. Diyor ki Michael Kucu, İzel de bunu sayfasında tutuyor. Çok güzel. Hep beraber. İzel'in uzun bir aradan sonra yayınladığı Kendiliğinden Olmalı albümünün açılış şarkısı ve son klip şarkısı henüz çok yeni. İzel'in medyada yaşadığı şanssız ambargo ortadan kalkarsa bu şarkı hak ettiği yere gider. Ne bir masal olabildik ne kahraman diyor şarkıda. Sevdiğine sakin, cool ve İzel'in müthiş bir yorumunu dinliyoruz. Eğer hakkı yenmezse bu yazın hitlerinden biri olmaya hak ediyor. Yani bir üçüncü kişi bir ambargodan bahsediyor ilk defa ve İzel bunu paylaşıyor. Sonra da İzel'in bir paylaşımı var yine sayfasında. Onu verelim. O da Michael Kuyucu'ya da teşekkür etmiş. Ne güzel yorumlamışsınız. Başıma geleni anlayıp da dillendirdiğiniz için çok teşekkür ederim diyor. İzel de diyor ki maalesef kimseye zarar vermeden sadece kendimle yarışarak savaşıp çirkinleşmek yerine tek derdim başarıyla işimi yürütmek. Birilerini rahatsız etti. Yine savaşmadığım için hayatımın en güzel 8 yılını aldılar benden. O demek ki dönem 8 yılmış. Şimdi güzel bir albümle dönünce biz bunu gömmemiş miydik diyenler. Her türlü kapıyı kapamaya çalışıyorlar. Ama ben bu sefer pes etmeyeceğim, küsüp kaçmayacağım. Sapasağlam yoluma devam edeceğim. Üzgünüm, dimdik ayaktayım. Eskisi gibi başarımla savaşacağım. Arkamdan sevgi ordusu ve arpej yapımla ışıklı yolumuz devam edecek diyor. Ama yine burada kapıların kendisine kapandığını, savaşmak durumunda bırakıldığını söylüyor. Bu durumda beni bunları görünce hemen Ali abiye söyledim. Dedim ki Ali abi bu işe ancak senin gibi güçlü bir gazeteci el atabilir. Abi sonrasında sen anlat istersen. Görüşebildin mi İzel'le? Neymiş şimdi, durum Çelik'e görmeden? Arpej yapımı aradım. Arpej yapımında basınla ilişkilere bakan hanımefendiyle konuştum. Güzel. İzel'e bakan kızla konuştum. İzel'in cep telefonunu çok iyi görüştüğü İpek Turkal'dan aldım. İzel'e mesaj attım. Kapı duvar. Ya şimdi İzel bu programa çıkarsa biz İzel'e bir kapı açmaya çalışıyoruz. Madem ki öyle ambargolusun, yasaklısın, gel istediğini söyle burada diye. Ama yani kulakları çınlasın abimin, Allah'ın attığını sen tutamazsın demişti bana 19 yaşındayken. Şimdi o kapıların tümünü İzel kendisi kapattı. O ambargoyu İzel yapıyor. Yani kendi kendine kafasında bir kurgu yapıyor. Ya insan bir saygı gereği böyle kanka deriz ama seni bir gazeteci arıyor. Bir dön. Sen bir müzik şirketisin. Albüm çıkarıyorsun. Bunu geniş kitlelere duyurmak için salak bir gazeteci seni arıyor. Estağfurullah. 30 geleceğiz, döneceğiz. Milliyet'te köşe yazan. Şimdi çok önemli bir isimsin. Şimdi ben bu saatten sonra arpejde, İzel'de Allah yalvarması etse bana çıkarma. O kapı kapandı burada. Yani demek ki ben şu ana kadar medyada böyle bir ambargo duymadım. Hep söyleniyor. Ambargo uyguluyorlar bana.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Yıllarca insanlar girsinler Google'dan arşive baksınlar. Ben İbrahim Tatlıses engelliyor. Orada çıkacaktım engelliyor. Burada çıkacaktım engelliyor. Kasetimi çık... Ya İbrahim Tatlıses kaç yıldır bir şey çıkaramıyor. Kimseyi de engelleyecek durumda değil. Niye siz çıkmıyorsunuz ortaya? Nerede o benim önümü İbrahim Tatlıses kesiyor diyenler? Sen de bir yetenek olsa, sen de bir parıltı olsa çıkarsın ortaya. Onu yani iyi müzik öyle ya da böyle karşılığını buluyor. Bir de insanın içinde sevgi olmadığı sürece, hani derler ya bu yemeği yaparken sevgini katmadın. Tarifi aldın ama sevgini katmadın. Bir tat eksik oluyor. Yani burada da şimdi İzel dönüp dönüp böyle demeçler veriyor. Bir yere çıkıyor, bakıyorsun suçlamalarda bulunuyor. Kim? Sarı Cizmeli Mehmet Ağa. Çıktı ki beni Ali İboğlu engelliyor. Beni Çelik Girişçi, beni Ercan Saatçi engelliyor. De, ver ismini, biz de bilelim onu. Gerçekten o mudur, değil midir diye. Ya bir örnekte ben, sen çok ısrar ettin diye. Çok evet, başımın etini yedin. Oturdum yanına evet. Ali abinin, yemek yedik ve çarkıda geçerken. Hadi arayalım, hadi ulaşalım. Kusura bakma da, ya sen kendini anlatmak isterken öyle diyorsun, öyle satıyorsun. Beni engelliyorlar. Gel. Halep'te 10 aşın zıpladım, kimse bakmıyor, görmüyor. Gel burada zıpla. Buyur meydan. Çelik ne diyecek çok merak ediyorum. Ben Ali abi kızmış aramadı diye de biraz hafifletmek lazım onu. Ya sanatçılar duygusal insanlar. O da duygusal olarak zor bir dönem geçirmiştir. Şimdi normal sanki sanatçılar duygusal, öbür insanlar duygusal değil gibi oluyor ama hani onlar biraz daha duygusal diyelim. O da tatsız bir zaman geçirmiş. Biz de çok eski arkadaşım benim. Yani ben onu tanıdığım zaman 12-13 yaşındaydı. O zamandan beri tanıyorum. Hani üstünde nazımız vardır. Bir şey söylediğimiz zaman dinler. Ercan da beni de dinler yani. Hepimizin zaman zaman eksikleri dediğim gibi piyasada olmuştur. Herkes birbirine karşılıklı olarak bir şey yapmıştır. Şimdi o duygusal bir yoğunluk geçirmiş. Bundan dolayı işte kim Polat dedi. Polat Yağcı diyor herhalde. Başka evet. Polat yoktur bizim piyasada. Polat'ı söyleyebiliyordur. Ben mesela Avrupa Müzik'te mahkemem var benim. İşte Avrupa Müzik beni engelleyebilir mi? Polat Yağcı beni engelleyebilir mi? Polat arkadaşım benim yani. Gücünün yettiği her neyse yapsın. Ben Çelik, ben buradayım. Ben işimi yaparım. Kimse de beni engelleyemez. Ne yapar adam? Engellemek de isteyebilirler. Sen kendini güveniyorsun, o bentleri de aşacak. Zaten engellemezler. Yani bu piyasada kimse kimsenin, ben şahsım için söylüyorum, birinin ekmeğiyle oynayacağını düşünmüyorum. Oynadığında da sen de onunla ilgili gereken şeyi yaparsın. Bak ben söylüyorum, ben Avrupa Müzik'le şeyliyim, mahkemeliyim. Ellerinde X imkanlar vardır. Yani gücünün yettiği, en sert şekilde her neyse yapsınlar, buyursunlar, gelsinler. Bak çok açık bir şey söylüyorum yani. Onun duygusal, ben mücadeleciyim. Mesela bizim Ercan da öyledir yani. Biz Ercan'la böyle şeyden beri, ne derler, gençliğimizden beri daha mücadeleciyiz. İzel daha naiftir. Bizim gibi değiliz. Biz ona göre biraz daha kaba, güdük kalıyoruz yani. Onun naifliği, herkeste o mücadele gücü yoktur. Mesela sana birisi bir şey söyler, bana gücü yetiyorsa söylesin. Ben karşılığını ne yapar eder veririm onun. Parçalarım yani. O onu çekinir, kırmayayım der, ona bir şey demeyeyim der. O, naif diyoruz ona. Total olarak naif. İzel'in karakteri de naiftir. Naif olduğu için de mücadelesinde bizim gibi davranamayabilir. Onu kendisi de bir yerde kendine dert edinir onu. Yani belki anlayış bekliyor, belki el uzatma bekliyor, belki bir yardım bekliyor. O Ali abi de diyor ki hani işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belki gücü, takati yoktur. Ya sanatçı dediğin şey öyle bir şey ki, ben bir yerde benim resmimi çektiler. Hakikaten hala da öyle. Bir göbek var. Şimdi kilo almışız yani. Kendini öyle görmek istemiyorsun. Adam da çekmiş kardeşim. Denize girerken fotoğrafını görmüş. Çekmiş. Ne yapayım şunu, adamla kavga mı edeyim? Git zayıfla. Yürü ne yapıyorsun? Ya da ağzı ya işte bir yolunu bul yani. Belki toplumun önünde olmaktan çekindiği bir şeyi olmuştur. Belki hakikaten programa gelemeyecek bir haldedir. Ama ambargo uygulandığını söylüyor ya kendisine. Hani onun için bu davetler son derece önemli. Ali Eyboğlu'nun araması önemli. Şimdi şöyledir. Bu duygusal dediğim nasıl aşılacak o zaman? Bu duygusal dediğim ille fizik ve ille bir olay olması gerekir. Yani
şöyle bir şey. Diyelim ki bir bahane olsa. Hani ben İzel adına konuşmuş gibi de olmayayım da İzel için söyleyeyim. Yani sanki bahane uyduruyor gibi olsa. Bazen gerçekten kendini iyi hissetmeyebilir. Bir yere çıkmak istemeyebilir. Görünmek istemeyebilir. O gün X bir duygusunu paylaşmak istemeyebilir. Onunla ilgili bir şey söylemek zorunda kalır. Belki programa gidecek. Yani bugün buraya gelecek olduğunu varsayalım. Gelmedi. Şimdi ben... zaman Michael Kuyucu'nun o paylaşımın üzerine bunu yazmayacak. İşte destek bulmak ister demek istiyorum. Yani bunun altı ilgi ister. İşte ilgileneceğiz. Daha naif bir ilgi ister. Ya da konuşsa... O yüzden sen öyle deme. Sen onu daha anlayışla karşılayabilirsin. Evet. Çok tecrübeli birisi olarak çelik, ben onu... Yani İzel ambargo var mı yok mu? Burada muhteşem bir Çelik şarkısı var İzel'in. Beni aldattı diye başlayan. Ercan da ben de çok... Sezen Aksu şarkı vardı. Yani çok iyi şarkılar var herhalde. Çok güzel bir albüm. O da sezonu bekliyordur. Yani Ekim. Yani Eylül olmaz da Ekim gibi o şarkıları arka arkaya klip çeker. Ambargo yok yani mi? Şimdi onu bir de anlamaya çalışıyorum. Hani bu haberi nasıl noktalarız? Yani benim bildiğim, birisinden duyduğum, şahit olduğum, gözümle görmediğim bir şey aklıma ben var diyemem. Ama tekrar söylüyorum yani onun da kendi bildikleri vardır. Mutlaka bir bildiği vardır. Ama ben dediğim gibi hani kim ne yaparsa yapsın ben kendim şahsen mücadele... Var olsa bile ben mücadele etmek isterim. Onu da zaten mücadeleye çağırıyoruz. Biz kendi özel konuşmamızda da zaten... sen boş ver. Yani sen şarkıcısın Türkiye. İzel çok iyi bir sesçi. Yorumcu olarak çok iyi bir sestir İzel. Çok güçlü şarkılar verdiğimizi düşünüyoruz albüme. Sezen Aksu gibi ismin bir albüme isim vermesi büyük bir şeydir. Çok önemli bir şeydir yani. Ercan'ın çok güzel bir şarkısı var albümde. Benim şarkım çok güzel. Çok iddialı bir şarkı. Çok iyi bir şarkı. Onu Instagram'ında da izledim İzel'in. Siz silmişsiniz herhalde. Çok güzel. Stüdyoda söylüyor İzel abi. Çelik diyor ki aferin çok güzel söyledin. Parlatacağım seni diyor. Yapacağım seni diyor. Aynen öyle. Olacaksın sen. Yani çok güzel şeyler var. Biz her zaman yanındayız tabii. Yani hep yanındayız. Albümüne de destek verdik. Söylediğimiz şey şu. Yani onun etkilenmesiyle benim etkilenmem, Ercan'ın etkilenmesi aynı değil. O hani rüzgardan nem kapar derler ya, onu önemsiyor, kafasında büyütüyor. Alarm bile bir telefon üzülüyor. Konuşması ayarlayalım. En azından bu işi öyle seve çözelim. Seve yani ben çok da öyle kasıtlı bir şey yaptığını düşünmüyorum. Hakikaten duygusal dünyaya çekildi mi biz bazen de ulaşamıyoruz telefona. Ondan sonra harbi diyor ki. Genel olarak da telefonlarını açmıyormuş zaten abi bu arada, onu da söyleyelim değil ya mi? Ya kaç gündür özel bir şey değil. Yemek yemiyorum. İzle. Aramak.